çekeceğim. Melda elini çek. Elini çek Melda. Gel. Tabii düz sevmeyi de öyle. Gel. Gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Giyen Genç. Videoma hoş geldiniz. Şu an aşırı derecede korkuyorum. Yani ister istemez korkuyorum. Normalde korkmazdım ama son birkaç gündür kedimden aşırı derecede korkuyorum ve bugün de korktuğum başıma geldi. Gel. Birkaç gün önce kedimi bir story'e çekip Instagram'a atmıştım. Story'i koyabilirsem şuraya bir yerlere koyacağım. Ondan sonra bu story'den sonra benim kedim değişik davranmaya başladı. Yani aslında o gün başladı ve ben bunu hani çekip şeye attım. Normalde sadece yemeklerini yerken bana hırlardı. Normalde bana hırlamaz. Ben onu kucağıma alır severim. Hatta gece yanıma gelir, benimle birlikte yatar. Sabahları beni uyandırır işte. Ben eve geldiğimde benim üzerime koşar, üzerime atlardı. Ve daha demin uyandım. Uyandığımda şu an saat gecenin 2.52'si ve şu ellerimin haline bakın. Ben bir anda kedim bana saldırdı ve bu şekilde uyandım ve ne olduğunu şaşırdım. Hani kalktığım gibi Mila'yı kucağıma aldım ve Mila dedim ne yapıyorsun falan filan böyle hani neden böyle şeyler yapıyor anlamadım bir anda. Çünkü hani Mila beni seviyor ve tekrardan böyle işte aşırı derecede çok miyavlayarak kucağımdan atladı ve ben şaşırdım. Şu an ne yapacağımı ne edeceğim gerçekten bilmiyorum ve büyük ihtimalle kedimin içine cin girdi. Bu yeni eve geldikten sonra oldu. Açıkçası korkuyorum da hani ne yapacağımı ne edeceğimi. Bunun hakkında bir sürü yazı okudum. Hani Kur'an-ı Kerim'de de böyle şeyler geçiyor. İnanmayan arkadaşlarımız olabilir. Ama ben Kur'an-ı Kerim'e inanan ve Allah'a inanan bir insanım. Ve Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler geçiyor. Yani cin hayvanların ve insanların kılığına girebilir. Ve bu yüzden korkuyorum. Gerçekten. Birazdan sizinle birlikte kedimin yanına gideceğim. Konuşamıyorum. Biraz da uykum var. Kusura bakmayın. Direkt uyandığım gibi bu videoyu çekiyorum. Şu elimin haline bak ya. Şuraya bak. Abi. Ama bana da sevdiriyorduk kendini. Benden bile şuna bakın ya. Çok çok iğrenç ya. Ellerim acıyor. Neyse. Şimdi birazdan kedimin yanına gideceğiz ve kedime olanlara bakacağız. Ben kediye elimi uzattığım an direktman bana hırlıyor. Hatta yanına gittiğim an bana hırlıyor. Normalde böyle bir şey yapmaz. Hani son birkaç gündür böyle ben çok şaşkınım. Hani sanki kedi bir anda benden soğumuş gibi. Çünkü hani onu ben büyüttüm. Yani biz onu aldığımızda Melda'nın ilk videosunu izlerseniz daha minicikti. Yani 20-25 günlüktü sokakta bulduğumuzda ve ben o zamandan beri hani biz onu biberonla emzirdik. Yani o zamandan beri bizi tanıyor ve o zamandan bizi seviyor. Sadece yemeklerini çok kıskandığı için şey yapıyordu. Hani hırlıyordu yemeklerini verirken. Bu da normal bir şeydi. Hani et verince, şey verince kedim hırlar yani. Bunu köpek de yapar, şey de yapar. Ama onun dışında yemek yerken dokunduğunuzda kucağınıza alıp sevebilip şey yapabiliyordunuz. Şu an aşırı derecede tekrardan söyleyeceğim. Korkuyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer bu konu hakkında düşünceleriniz varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu paylaşarak da bana destek olun çünkü son günlerde kanalım önerilenlere girmiyor. Bu sırada da bildirimlerim de gitmiyor. Bildirimlerimi açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aşağıda zil butonu olacak, abone olup bildirimleri açın. Ben de hadi kediyi çekeyim artık yani. Çok boş konuştum biliyorum. Mila! Arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar. Baba üstüme saldıracak. Aa! Mila ne yapıyorsun? Mila, sakin kızım, seveceğim bak, kızım, seveceğim. Kızım nasılsın? Kızım, gel. Dur Melda, dur Melda, öyle yaklaşma, öyle korkar, kıyafetini öyle yapma. Böyle yaklaşsam da. Mila kızım, iyi misin? Mila, bakalım alabilir miyim? Çizdi. Bir şey oldu mu? Yok. Bak şimdi elimi yaklaştıracağım, çok inşallah çok ısırmaz. Ne yapıyorsun? Acıdı. Gözlere bak kocaman oldu. Abi bunun içine şeytan girmiş. Ben. Dur tedirgin olduğunuzu belli etmeden sevsin. Normal sevmeye çalış bakayım bir. Abi korkma. Sana niye böyle yapıyor? Sana da böyle yapmıyordu daha demin. Bana kendini daha çok sevdiriyordu. Baba. Niye hırlıyorsun kızım? Benim abin. Abinim ben. Mila. Çık gel pis. Kızım,
Neyim var? Gel. Aa saldıracak, ya, elime saldıracak. Sen mi ağlasın bir şey var? Gel. Gel mama vereceğim. Gel. Gel çak elini. Çak. Elini yumruk yapma ben şey ya. Çak. Çak. Yumruk yapma. Hayır bu bende böyle oyun oynardı. Niye böyle şimdi? Bir yumruk yapma. Düzgünce sevmeye gel. Çalış. Melda hayır. Çok tırmalıyor. Tırnakları çok sivri. Gözlere bak Melda, bu şeytan gibi. Melda çok korkunç. Seveceğim. Melda elini çek. Elini çek Melda. Gel. Ya bir düzgün sevmeyi den öyle. Gel gel. Pıs pıs pıs. Melda hayır, ne alakası var yumrukla? Normalde böyle yapmaması lazım. Can almaydı. Oh, çok kötü ısırıyor ya. Can almaydı. Gel. Gel. Yine kaçtı. O nasıl geçti oradan? Gel pıs pıs pıs. Nereye gitti? Kızım, iyi misin? Kızım, gel. Neden saldırıyorsun bana? Ben senin abinim, ne yapıyorsun? Abim, bir şey var. Mila, gel bakayım. Gel kucağıma aşkım. Gel. Dur ben almayı deneyim, al bakayım kamerayı. Sen bence gel. Tehlikeli. Gel kızım, gel. Pişt, sakin ol. Mama vereceğim bak, gel. Koy elini, bak benim. Gerçekten benim. Gel. Kızım benim. Benim lan benim. Aa kanattı yine. Mila. Benim. Al abi normal bir şekilde al. Ben de nasıl alacağım? Derimi kaldırdı. Abi tırnakları çok sivri ya. Ya cidden bunun hakkında bir fikri olan bunu? Yorum yapsın ya. Ah! Uf. Dişini geçirdi. Aaa! Çok kötü ısırdı. Melda, elim. Bence artık tamam canım. Elim. Yanıyor. Aaa! Kapa şu videoyu, elim çok kötü oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Eğer bu konu hakkında herhangi bir bilginiz ve bir tecrübeniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada elimin son halini göstermek istiyorum. Gerçekten aşırı derecede kötü oldu. Şunun haline bakın. Şu an ön kamerada o kadar belli mi bilmiyorum ama daha fazla bir hasar aldım. Yani şuraları falan bayağı bir yırttı. Hani bildiğin abi acımadan ısırıyor. Yani bu oyun değil yani. İlkten oyun oynuyor sandım hani gerçekten. Çünkü böyle hani kediler böyle oyun oynar ya, normalde oyun oynarken ama tırnaklarını çıkarmaması lazım. Çünkü bana karşı asla yapmıyordu böyle bir şey. Günlerdir böyle yani. Evet günlerdir böyle anne, ben de anlamadım. Gerçekten çok garip ve korkuyorum. Onu ne yapacağız ya Mila'yı? Hatırlıyor musun bir gece beni çağırdı, dik dik bakıyor dedi. Ben geldim evet. Gece her yere saldırıyordu. O günden beri böyle. O günden beri böyle. Bir gece arkadaşlar bu bana buraya ilk geldiğimiz gün dik dik bakmaya başladı bilgisayar başındayken. O günden beri bu şekilde hani bana karşı. Şimdi Melda'yı da aynı şekilde hani ben nerede olursam olayım benim yanıma geldiği an kedi bana hırlamaya ve tıslamaya başlıyor. Böyle tıs yapıyor, bir şeyler yapıyor böyle. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Eğer yorumunuz ve bilginiz varsa aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.